Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu. Merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Fatih'i kasan arkadaşlar için mesela örnek veriyorum, bu taktik sayesinde 3 günde 4 günde Fatih olabilirsiniz. Hani hiç eksi yemeden sürekli ikinci olarak Fatih olabilirsiniz. Peki taktiğimiz nasıl derseniz, şimdi isterseniz sizlere hemen hızlı bir şekilde taktiğimizi gösterelim. Fakat taktiği göstermek için maça girmemiz gerekiyor. Bu arada solo tek rank kasıyorsanız, hani 3-4 günde mesela as 2 olursanız, hani bu taktik sayesinde hep bütün maçlarda ikinci olursanız Fatih olabilirsiniz, haberiniz olsun. Eğer ki önceden solo rank kasıyorsanız zaten bu sizin acayip bir şekilde kolaylaştıracak işinize. Şimdi isterseniz hemen hızlı bir şekilde taktiğimize geçelim. Bu taktiği yapmak için bir tane laboratuvara gitmem gerekiyor. Oraya gidelim, orada görüşürüz. Bir de araç bulmam lazım, orada görüşürüz. Şimdi ben buradan bir tane üçlü motor buldum. Fakat o tarafa da bir tane arkadaş atladı. Hatta solda jeep var. Ben işimi garantiye almak için soldaki jeep'e oynayacağım. Ben jeep'den bir gideyim, bir motor bulup geleyim. Ama ikili motor lazım bize, yoksa olmuyor. Abi ben şimdi gideceğim, bir tane motor buldum, onunla görüşürüz. O motor ikili mi üçlü mü? Hadi canım, en sevdiğimden. Bu arada kankam çok çok teşekkür ederim. Ben de hani ikili motor arıyordum. Yani yardımın için sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Eyvallah kardeşim, teşekkürler. Hadi senin setini almayacağım, sen de gelsin. Şimdi ben motorumuza bindim, buradan bir tane fabrikaya doğru gideceğim. Şuraya gidersem sanırım bir tık daha uygun olacak. Diğerinin dolu olacağını düşünüyorum Severne tarafının. Böyle sağ taraflara, köşelere doğru gideyim, orada görüşürüz. Ve yavaştan geldik. Elimde 45 tane mermi var, inşallah içeride adam yoktur. Varsa nane yedik derken, abi öyle böyle kasmadı, sanırım biri var. Evet, geçmiş olsun arkadaşlar. Yani şu an kaç kişi varsa vurmak zorundayım, yoksa bu iş olmayacak derken içeride iki kişiyi gördüm. Oğlum, roket attı arkadaş, korktum. Bir dakika. Kanka skanör. Abi uçak var burada. Sanırım bu küçülmüş. Sinek sesi geliyor bir yerden. Geç, bu şop bir işe yaramıyor. Adam üst katımda. Ama sinek. Aynen kanka, onunla vurdun beni. Hayır o değil de, o bana hasar veriyor mu onu da bilmiyorum ki. Yirmi bir mermi. İnşallah şu 5.56 bana yeter. Tamam, son bir kişi var. Abi içeride sinek var bir tane ama nerede bilmiyorum. Vallahi bak. Neyse herhalde yok, tamam. Vallahi az önce bir tane sinek vardı. Ha, dışarıdan biri geliyor. Yoksa bu mu? Şuradan bakıyorum. Arkadan da biri geliyor. Oğlum gelmeyin ya. Şimdi şurada. Geç, şurada botmuş, tamam. Okey abi. Ben şunlardan loot mu alayım, onu solo taktiğimize geçelim. Hangi abi? Tamam, bunu da aldım, okey. Burayı temizledim abi. Artık taktiğimize geçebiliriz. İyi, güzel lootum da var abi. Bir tane de tavan var. Şimdi ben bu taktiği yaptıktan sonra küçüleceğim zaten. Şimdi öncelikle bu taktiği yapmalısın. Bir tane motora ihtiyacınız var. Zaten ben motoru buldum, tamam mı? Motoru alıyorum abi. Şu merdivene doğru getiriyorum. Biz geçen bunu canlı yayında denedik. Üçlü motor vardı, yapamamıştık. Sonra dedim ikili motorla deneyim, her türlü olur. Bunu buraya koyduk. Sonra içeri geliyoruz abi. Buradan biniyoruz ve bu motor içeriye giriyor, tamam mı? Daha sonra geliyorsun, bunu böyle ittiriyorsun yavaş yavaş. Bu sinek yerine doğru götürüyoruz. Böyle yavaş 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 yavaş. Şöyle azıcık daha. Şöyle azıcık daha geri. Bu arada acayip güzel şoförüm ya. Bir yeri tutturamadım ama olsun. Bunu buraya koyduk. Ben şu canı bir fulleyim. Bu canı fullemem gerekiyor. Motor burada. Kimse gelmeden yapmam lazım. Bunu buraya koyduktan sonra biniyorsunuz ve burada bir dönüşüm tuşu var. Buna... yalnız buradaki bu setleri benim aşağı atmam lazım. Şimdi buraya geldim, dönüşüp tuşuna bastım. Ama bastıktan sonra hareket ettirmemiz gerekiyor. Çünkü hareket ettirirseniz saymıyor biliyorsunuz ki. Tabi şu bir düzelirse inşallah, deneyeceğim. Şimdi buradan dönüşüp tuşuna basıyorsunuz. Daha sonra çok çok az bir süre kala, 0.2 kala falan süre basıyorsunuz. Ama şu an mesela olmadı çünkü birazcık erken bastım. Bastım dönüşüme.
Bekliyorum böyle ama hareket ettirmemeniz gerekiyor çünkü hareket ettirince olmuyor. Dönüşüm tuşuna bastım. Böyle bekliyorum. Çok 0.2 saniye kala motoruma bindim. Ve şu anda artık ben motorda bir kelebek oldum abi. Evet, bu şekilde şu an ben motorda bir kelebek oldum. Peki bundan sonra ne oluyor derseniz. Yani motorda böyle değişik bir bug oluyor. Sonra iniyorsun abi motordan ve indiğinde sen artık küçük silahlı ateş eden bir arı oluyorsun. Şu an kendimi göremiyorum çünkü ben tam olarak yapamadım ama mesela şu an ben küçük birisiyim. Bunu sizlere nasıl gösterebilirim bilmiyorum. V'ye bastığımda 3. şahısta şu an bu şekilde gözüküyorum. Buradan dönüşüm tuşuna basıyorsunuz. Çok az bir süre kala hemen motorunuza biniyorsunuz. Böyle 0.2'de falan bindiniz. Ve şu an ben motoruma bindim. Bakın motorda küçük birisi var ve o kişi benim. Evet. O kişi benim abi. Ve şu an ben mesela silahlı ateş edebiliyorum bu modda. Şu an motordan indim abi. Beni bak şu an görebiliyorsunuz. Küçücük bir şeyim burada hani. Küçücük bir şeyim. Mesela ben buradan çıktığımda ne olacak? Ölmeyeceğim. Full küçük kaldım. Mesela bu arabaya binebiliyor mu? Yok, binemiyorum abi. Şöyle bir sıkıntı var. Koşacağız. Yedik naneyi, hadi bakalım hayırlısı. Şimdi ben emülatörü kapattım, açtım. Şöyle bir sıkıntı var. Emülatörde küçüldüğünüzde tuşları kontrol edemiyorsunuz. Ben de o yüzden oyunu kapattım, açtım. Bu sefer de benim küçük kalma şeyim kapanmış. Hani 6 kişi kalmış. 6'da da işim var. Bari dedim bu videonun sonunda bir win alayım. Öyle bitsin. Yani bu şekilde bitireceğiz. Hani taktiğimiz bu şekilde. Eğer ki mobil kullanıyorsanız mobilde aşırı rahat bir şekilde yapıp hani full küçük kalabiliriz ama işte emülatörde bu tuş sıkıntıları oluyor. Mesela işte ekrandaki tuşlara dokunuyorum saymıyor. Hani kontrollerden. O yüzden ben hani daha fazla küçük kalamadım. Oyunu kapatıp açtım. Onda da şey olduğu için olmadı ama hani siz bu şekilde bunu yapabilirsiniz. Ben şu an son kalan adamları arayacağım. Büyük ihtimalle öleceğim ama yine de onlara bir kafa atıp ölmek istiyorum. Belki de kafama rezon düşecek yani. Düşerse de alıştık zaten. Yarak keserken düşüyor, sıkıntı yok. Bu sona kalan kişiler nerede bilmiyorum. Bende de fazla bir mermi yok. Ama yine de bakacağım. Oha, iki kişi açıkta. Abi MK'da hiç adil değilmiş ama biliyor musun? Yani. Tamam abi. Çok güzel win aldım. Neyse, bu videolukta benden bu kadardı. Arabanın da altını unuttum, öldüm. Umarım video beğenmişsinizdir. Sizlere elimden gelince bu taktiği göstermek istedim. Hani şu anda böyle bir küçülme taktiği var. Küçüldüğünüzde sonsuza dek kalabiliyorsunuz. Yani yapmak isteyen arkadaşlar varsa yapıp mesela maç sonunda hayatta kalmak için oynayabilirler. Yani kimseye bulaşmasanız daha güzel olur. Çünkü bu oyun hani birazcık bug olarak geçtiği için hani eğer ki rakip bildirirse belki birazcık şüpheli bir davranış olarak geçebilir. Benim önerim mesela böyle son ikinciye kalmaya, üçüncüye kalmaya falan bu taktikle oynayın derim. Ya taktik bu şekildeydi. Küçükken silahla ateş edebiliyorsun ama ben sizin ateş etmenizi önermiyorum. Yani bence güzel bir taktik. Alan dışına çıktığında da küçük kalabiliyorsunuz. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum. Bay bay. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face.